Aa, ne oldu? Yani. Çok zor yaptın mı onu? Nasıl anlamadım? Yayla çorbası. O yapmadı, gelini yaptı. Gelinin çok mu zorlandı yaparken? Şu anda gelin çok zorlandı. Yayla çorbası. Niye? Sizin hasta çorbanızı... çorbası. Yo, yayla ya. Çorbası zor belki gerçekten. Ağzıma iyi gelir mi acaba? Hasta çorbası Atiyecim, ya. Atiyeciğim, yayla çorbası zor hayatım. Zor mu? Niye zor? Niye? Yoğurdu kestirmemen gerekiyor. Kesinlikle. Onun içine yumurta koyduğun zaman istediğin kadar yumurta koy, canım. İstediğin kadar un koy. Hayatım, ben onu kestirmeyeceksin. Yemek konusunda benimle tartışma. Çünkü ben sana çorba konusunda tartışıyorum. Her türlü yemeğin alasını ben bilirim. Un tarhanasıyla yayla çorbasının arasında dağlar kadar fark var. Benim un tarhanam içinde her türlü zebze var. Eğer mutfakta hazırlıyorsan amenna, ama onu yazdan hazırlanıyor. Suhal Hanım'la başlıyorsun. Melek getir getir. Hasta çorbası diye belki sesim kısık da iyi gelir. Hasta çorbası değil bu. Yayla çorbası denir. Tabağınızı rica etsem. Suhal Hanım başlayalım. Ha yok, herkesin gelmesi. Aynen. İlk yemeğe daha başlarken herkesi bekliyoruz. Aynen. Ondan sonra gelen devam ediyor. Aynen. Hasta çorbası diyorlar çorbama. İlk defa duydum. Yayla çorbası yani. Yani dün de brokoli çorbası varmış. O da aynı yani. Bir şeyi yok. Ona kalırsa hepsi basit buluyor her şeyi. Kolay mı geldi menü bugün size Ansa teyze? Kolay tabii. Nesi kolay? Denesini koyuyorsun, kaynatıyorsun. Ondan sonra o biraz koyulunca içine yoğurdunu koyuyorsun. Üstüne sosunu koyuyorsun, tamam. Tabii. Ezmesi yok, bozması yok. Ezmesi bozması yokmuş bu çorbanın. Melek, tabii. Kolay diyorlar. Ne var ki diye koy yoğurdunu karıştır. Bir de brokoli çorbası varmış. Ona kalırsa brokolinin içerisine de süt koyuyorsunuz, tereyağı koyuyorsunuz. Başka bir alternatifi yok ki, o da basit. Keşke içine biraz şeker atsaymış da sütlaç olsaymış. Giyilsin, koymamış öyle. Üzerini bile giyinemeyenler olmuş yani, hazırlamayanlar olmuş. Ben ona rağmen her şeyimi hazırladım. Son dakikada olsa en azından yetiştirdim, sofram tam. Öyle değildi de durdukça denesini çok yaptı. Ona göre ayarlayacaksın canım ben. Birinci şişti herhalde şişti iyice. Bandı. Şimdi Fatma Hanım'a katılıyorum. Yayla çorbası ya yapamaz demişti. Zor olur demişti. Gerçekten zor olur yayla demişti. Çorbası zor yani. Maalesef bunun içine keşke kızım şeker atsaydı da sütlaç olsaydı bu. Ha, koyuyormuş diyorlar bize Melek'ciğim. Bize tatlı olarak getirirdim. Ben biraz şey yaptı bir diyorum. Bir koyu olabilir ama hani bence lezzeti gayet güzel. Ayrıca hastaymışsınız, en azından boğazınıza iyi i̇şte, gelir. Ama suyu yok ki oldu. Ben nasıl içeyim bunu? Evet, boğazınıza... Hasta çorbasıymış ya, o yüzden suyu dedim. Suyu yok canım benim, suyu. Yok, o kıvamı güzeldi, sonra koyuldu. Bence evet, beklemekten oldu. Çünkü o anda ben yaparken gayet iyiydi. Canım, gelin hanım suyumu koy da biraz içine su dökeyim bari çorbanın. Suyu içmek için koyabilirim isterseniz şöyle. Suyumu koy da canım, içine biraz sulandırayım da öyle içeyim. Belki tamam, boğazıma fayda eder. Tamam, tercih sizin. Aynı şey hanım, Atiye Hanım, tercih sizin, koyabilirsiniz. Dün de yorum size. Ağzım yandı, suyu bulamadım. Bugün geldim yine aynı. Doğru, gelin üstünü yetiştirememiş ki kendini yetiştirsin. Ama en azından sofram tamam. Tamam da üstünü siz öyle görmediniz ki gelinin. Gelinin üstünü nasıl bir gördünüz, yetiştiremediler de. Mesela gelinin üstünü yetiştirememiş dedim. Yetiştirememiş. Gelinin yetiştirememiş ki dedim. Üstünü giysin dedim. Geç geldi gelin. Ama giydi canım sonuçta, değil mi? Gelin daha önce giydi. Mutfakta bilmiyorum. Giyindi. Bayağı oldu giyineli. Aman 30 saniye geç gelmiş. Ne olacak o kadarcıktan? Bir şey olmaz ya. Tabii 30 saniyecik. Yani 30 onu saniyecik. Da görmeyin. En azından dediği gibi. Bakın sofrası tamam. Değil mi? Ansa teyze. Yedin mi sen? İçtin mi çorbadan? Asıl yanıma katılıyor. Doğru. Şeker katsa sütlaç oluyor. Ne kadar pirinç koydun Melek? Süt çorbası. Yani bir çay bardağı kadar koydum aslında Zuhal Hanım ama... Bunlar pirincini koyunca suyunu ayranla ayarlayacağım. Sanırım beklemekten biraz koyulaşmış. Diyorsun. Anladım. Normalde çok da iyi yaptığım bir çorbadır. Ya onda biraz talihsizlik yaşadım açıkçası. Tabii pirinç de şişiyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Biraz ayarlamak lazım onu tabii, yoğurdun şeyini. Canım bunu şişeceğini düşünecektin. Tabii. Pirinçlerin şişmesini düşünecektin. Ona göre bir çay bardağı mı koyuyorsun, yarım çay bardağı koyacaktın. Zaten yarım çay bardağı koydum ama hani ondan bu biraz daha az. Yarım çay bardak işine benzemiyor güzel kızım benim. Aşağı bir bardak sudan fazla gider. Bence tabii şiştiğini bu, falan düşünürseniz sen bir çay pirincini bardağı kadar oluyor. Peki sanırım hepimiz koyuluğu konusunda hemfikiriz değil mi? Koyu değil mi? Evet. Herkes öyle düşünüyor. Peki aynen. Tadını Atiye Hanım yorumlasın bize o zaman. Tadı koyu olmasaymış tadı güzelmiş. Tadı güzelmiş koyu olmasaymış. Evet. Bir tek kıvamı olmamış diyorsun. Evet. Tamam, evet. Fatma Hanım ne der? Aynen öyle. Kıvamı tadı güzel. Tadı güzel. De, yani biraz daha böyle mesela pirinç değil de
Yarmayla yatsaydı daha riski az olurdu. Yarmayla bize çok güzel ama olurdu. Ama klasik yayla çorbasına yarma girmez. Aynen. Tercih yani o. Tercih yani. Ama en azından bu riske girmemiş olurdu. Yoğurunda bir kesilme bir şey var mı? Yani tadında var ama kesilme çok koyu olduğu için onu anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Sulu olsaydı onu anlardık. Peki Ansa Hanımcığım. Aynen ben de öyleyim. Tadını beğendin mi? Tadı iyi. Ha, tadı iyi ama çok koyu. Çok koyu diyorsun. Her zaman onu da söylesin. Aynıdır. Tadı güzeldir. Tadı güzel. Ha, atkıydır. Ama katı, doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum. Tadı güzel. Nanesi, yağı, her şeyi, tuzu, muzu, lezzeti tamamdır. Sen de görüyorsun zaten. Evet. Maalesef kıvamıyla ilgili bir hata yapmışsın. Ya işte dedikleri gibi suyunu ayarlayamadın. Belki ya pirincini çok koydun. Belki aritme suyu yoktur içinde koyuyorsun. Efendim? Belki aritme suyu yoktur koyuyorsun. Var var. Suyu var. Yani, arıtma suyumuz da var. İyisi de var. Var. Orada arıtma su var. Sen görmedin mi? Belki öyle diyorum yani. Ama en azından lezzetini beğendiler. Çorba nasıldı? Birazcık şeker atılsaydı tam bildiğiniz, biraz bir de fırına verilseydi tam bildiğiniz sütlaç olmuştu. Gerçekten çok pirinçleri çok pişmiş diyor. Ya bir bardak, yani sütlaca bile ben bir bardak şey koymuyorum pirinç. Mümkün değil. Yani çorbaya iki kaşık koysan yeter. İstediği kadar beklesin, o yine şey olmaz yani, öyle katılaşmaz. Bir bardak ne demek ya? Hastanelerde hasta olunca çok affedersiniz, bağırsaklar bozulunca ben çok genellikle yayla çorbası pişiririm. Mideye de iyi gelir, hazmettirir, mideyi yumuşak tutar. Ama tamam tadı kıvamındaydı ama içine bir kaşık şeker atsaydı sütlaç olurdu. İşte bitti. Sofrayı nasıl buldunuz bu arada, soramadım. Kaynadı, oynamaydık. Siz gerçi geçen gün Hüday'da sofra oynayacağım ben falan yoktu, diyordunuz. Valla. Su da yoktu, daha oynamadım, oynayacağım mı? Sonra daha Fatma oturmadı. Hüday'da oynamadınız mı? Daha oynamadım. Ankara havası mı? Evet. Ha, anladım. O yarın. Ha yarın. Evet. Valla herkes sizin gelininizin menüsünü merak ediyor. Evet. Gelinler, kayınvalideler, ben de dahil. Değil mi Melek? Fatma Hanım iddialı konuştu evet. Çünkü. Evet. Biz de çok merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Ben bir de bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim Zuhal Hanım? Tabii ki, buyurun. Şimdi Ayşe teyze, dün senin günündü. Güzel güzel boş masalara, giyinmemişlere, altıları, yedileri patlattın. Ondan sonra dün gördün. Eve gidince ne yaptın çok merak ediyorum yani. Hiçbir şey aldığın yapmadım. Aldığın puanlardan memnun musun? Hiçbir şey, memnun değilim. He. Memnun değilim aldığım puanlardan. Hiçbir şey yapmadım. Allah ne dilse oğlum. Alamadım diye ağlayacaksın mı? Zuhal Hanım, hiçbir şey yapmadım. Şimdi geldim hemen... olsaydı puanları verir miydin? Vermezdim. Vermezdim. Helasiye hiç vermezdim. Vallahi vermezdim. Ben ondan onu beklemiyordum. Ya. Kaç vermiştin bir ki dün? Bin türlü mahana buldu. Evet. Bu konuda ne haklısın. Şey, o hazırım biz. Ne diyor o şey? Mücvere yağlı dedi. Bir sürü mahana, hiç de yağlı tamam, değildi. Biz onu böyle yapıp da yiyoruz. Dört mü almıştın sendin ondan? Ha dört. Dört az oldu. Onu hak etmedik biz buna. Ayşe teyzeciğim, bu konuda hak veriyorum sana. Verdiğim puandan pişmanım. Almış. Gelinim de bana söyledi. Ne evde. Dedi? Anne dedi, keşke Ayşe teyzeye dört puan vermeseydin dedi. Ya. Ne niye oluyor işte? Ben birden düşünemedim onu. Anında bir sinirle yazdım onu. Ya işte yapmayın onu. Yazık oluyor gelinlere. Yani ya. Fatma'nın şeyini... Ben Cemile'nin çenesini, Fatma'nın çenesini benim gelinden aldım. Evet. Olmadı. Bunun ikisi beni çok etkiledi. Olmadı mı? Yine bana olmadı. Bunun ikisi. Biri dedi ki ne? Bu hafta kayınvalidelerimiz birbirlerinden çok etkilendi. Bu diye de isminizi hitap etsen daha güzel olacak. Fatma Hanım'dan Cemile Hanım çok etkiledi. Yani bu çok kabul dedi. Çok zoruma gittim. Ben de pişman oldum sana bu puanı verdiğim. Nasıl etkilendiniz hani ya? Siz abilere de kızıyorsun, bu diyemezsin ben bana. Ben de yani dedim ki Ayşe teyze dedim bu puanı hak etmiyordu diye sonradan çok kafalar takıldı. Demek takıldım. Ki ne oluyormuş? Evet. Çok zoruma gittim mi? Şimdi ben ay yani Cemile haklıymışım. Benim neyimden etkilendiniz? Bir dakika. Gelinim de üzüldü. Gelinim de çok üzüldü. Benim dört verdiniz için. Ya şimdi bir daha yani timsah krezeslerini geçeceksin artık. O geçmiş. Olur mu canım? Timsah krezeslerine gerek yok. Kavvat yüzüğe gerek yok. Sen verdin mi abi? Yani yine aynı şeyi söylüyorum. Canım, verdin bitti. Ya sen de bu abiye takıldın takıldım, gittin. Ya şöyle bir bak. İki gündür ben ama abi gibi şimdi bana tutup da yani ya vicdanını rahatlatmak için duygu sömürüsü yapma. Verdin mi verdin bitti nokta. Fatma Hanımcığım bir dakika. Benim diyorum. Sen benim neyinden etkilendin? Ya da Cemile Hanım'dan etkilendin. Bizimden mi, yaşımdan mı, neremden etkilendin? Fatma Hanım canım, bir dakika beni dinler misin?
Dünden beri bana abi diyorsun. Bir abi gibi görünen bir tarafın mı var? Sen geç onu. Önce soruma cevap ver. Benim neyimden etkilendi? Ondan sonra. Benim neyimden etkilendi? Ben senden bu cevabı alayım ondan sonra. O, ben sana ne dedim? Bu bir konuşma şey. Yani şey, bu diyorsun ya bana, bu denmez. Ben sütlaç yapayım falan ne demek yani? Çok ayıp. Ya en azından ben yetiştirdim. Maalesef dolmam yetişmedi. Birer tane koyacağım ne yazık ki. Çok büyük bir talihsizlik oldu yani bugün. Atiye Hanım bayağı bir şeye bahane bulacak diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğim. Hani çünkü çorbaya bile bahane bulduysa daha fazla devamı vardır diye düşünüyorum bunun. Herkes hakkıyla inşallah yorumunu yapar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.